Yine aynı yerdeyiz. İnanması güç ama 6 ay sonra tekrar bir saç boyama videosuyla karşınızdayım. Bu sefer saçlarımı boyayacağım ama yakmayacağım. Çünkü L'Oreal kullanmayacağım. Artık biliyorsunuz L'Oreal'le olan mesafemi birazcık açtım. Şunu şöyle bir yok edelim. O kadar laf ettiniz arka plana. Bakın azalttım. Artık çok daha az ürün var küvette. Evde saç yakma videomu tam olarak 6 ay önce çekmişim. Ve tam 635 bin kez izlenmiş. YouTube o zaman yeni başlamıştım ve şok oldum. Yani her gün 5 bin, 10 bin, 15 bin izlenmesi arttı. Ve neden insanlara bu videoyu bu kadar çok izlediğini anlamadım. Ama sonra yorumlardan anladım ki benim aşırı tepkisiz kalmama ve saçlarımın elinde kalmasına tabii ki insanlar aşırı derecede tepki göstermiş. Bu videoda öyle bir atraksiyon olmayacak. Saçlarım elimde kalmayacak. O videodan sonra saçlarıma hiç dokunmadım. Sadece uçlarını birazcık mor şampuanla ve gri saç boyasıyla soğuttum. Çünkü biliyorsunuz sararıyor gri saç rengi. Diplerimi görüyorsunuz. 6 ayın sonunda baya baya uzadılar. Saçımın ne kadar uzadığını görebilirsiniz. Saçımı uzatırken kullandığım ürünler var. Onları da aşağıya bırakırım. Bakarsınız. Hatta bugün kullanacağım saç boyalarını da linklerim. Niye saçlarımı boyamaya karar verdim? Ya çünkü diplerim çok uzadılar ve artık neredeyse uçlarla dipler aynı boyuta gelmek üzereler ve uçlarım çok açık renk oldukları için ve uçları yandığı için tiftik tiftik gözüküyorlar ve sanki saçım çok azmış gibi gözüküyor ki çok az zaten şu an. O yüzden saçımla dibimi koyu bir renge döndürürsem daha toplu, hani daha birazcık saçım varmış gibi gözükecek ve şu ikilemden de kurtulacağım. Boya söyledim. Onlar bugün geldi. Ben de psikolojik olarak kendimi birazcık daha video çekmeye uygun bir ruh halinde hissettiğim için bugün çekmek istedim. Ya çünkü gerçekten bu virüs muhabbeti herkesin canını çok sıktı. Sıkmaya da devam ediyor ve Türkiye'de daha çok yeni. Yani buradan bir kamu spotu mesajı vermem gerekirse lütfen evde kalın. Hem kendiniz hem sevdikleriniz için evde kalmak şu an için gerçekten çok önemli. Lütfen gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Zaten koronavirüs konuşmaktan bıkmışsınızdır. O yüzden artık saç boyamaya geçiyorum. Kafanızı dağıtmak için açtığınız o videoda koronavirüs muhabbeti çok fazla yapmak istemiyorum. Benim saç diplerim aşağı yukarı 3 numara gibi düşünebilirsiniz. Koyu kestane. Burası da 11 gibi düşünebilirsiniz. Arada bayağı 8 tonluk bir fark var. Ben de şöyle düşündüm. Bu aldığım boyanın 3 tona kadar açma özelliği varmış. Hani diplerle uçlar arasında bu kadar fark varken gidip de 3 numara almak istemedim. O yüzden 5 numara aldım açık kahverengi. Hiç daha önce kahverengi kullanmadım saçlarımı ki yani zibilyar tane renk yaptım. Niyeyse kahverengini hiç düşünmemişim. Kahverengi çok düz bir renk ya o yüzden herhalde hiç yaptırmayı düşünmedim ya da yapmayı düşünmedim. Bugün saçımı açık kahve yapmaya çalışacağım. Öncelikle boyayı uçlara sürmeyi sonra dipleri sürmeyi düşünüyorum. Çünkü saçlarım zaten çok yağlı olduğu için dipleri hızlıca tutacaktır. Ama uçlar çok açık olduğu için de ilerleyen dönemlerde cila yapmamı gerektiren sürenin birazcık uzun olması için uçlarla başlamayı tercih edeceğim. Şimdi de pespaye saçma sapan bir tişört var. Çünkü boya yaparken bunu giymenizde fayda var. Ya umarım doğru yapıyorumdur bu arada. Dipten başlamak gerekmiyordur ama ben yani şu manzaraya baktığımda önce uçlara boyayı sürmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama bir önceki videoda da bir sürü şeyin mantıklı olduğunu düşünmüştüm ve hiçbiri mantıklı olmamıştı. Saç boyama alanına aldım sizi. Yine arkaya aynamı koydum. Saçlarımı şöyle arkadan baka baka böleceğim ve uçlardan arkalardan başlayacağım. Önlere doğru geleceğim. Şimdi önce şu boyaları göstereyim size. Davin's'in A New Color diye bir serisi bu. Bu 3 tane üründen oluşan bir seri. Başka bir şeyle kullanamıyorsunuz. Şöyle 5 numara benimkisi. Böyle de bir kutusu var. Bu boya. Bu zaten bende daha önceki videodan da olan bir üründü. Aktivatör 20 volüm. Bir de şöyle bir bazı var bunun. Krem baz. Bu üçünü aynı anda kullanıp bu boyayı öyle aktive edebiliyorsunuz. İlk defa bu boyayı kullanacağım bu arada. O yüzden birazcık kafama göre değil. Gerçekten ne yapılması gerektiğini öğrenerek ilerlemem gerekiyor. Konyak içermeyen bir saç boyasıymış haberiniz olsun. Şimdi karışım için bir tüp boyayı aynı oranda baz krem ve boyanın iki katı kadar oksidan krem ile karıştırın. Şimdi şundan 30 koyacağız. Bundan da 30 koyacağız. Aktivatörümüzdense 60 koyacağız. Yani 1-1-2 gibi bir oranı var. Doğal saçı boyama ve renk değiştirme. Yıkanmamış ve kuru saçları diplerden 1 santim bırakarak boy ve uçlara boyayı uygulayın. Diyor ki 1 santim pay bırakın, diplerden uçlara uygulayın. Ben uçlardan diplere 1 santim bırakarak uygulayayım o zaman. 35 dakika bekletin diyor. Şimdi saçlarımı şu arkadaki aynaya bakarak öleceğim. Böyle bir video çektikten sonra da
bununla ilintili ikinci bir video çekmek aslında biraz gergin. Biliyorum ki 635 bin izlenme bu videoda olmayacak. Çünkü saçlarımı yakmayacağım yani. Ama böyle uzun zamandır da birkaç videonun altına lütfen saç boya diyordunuz. Ve ben de gerçekten saçlarımı boyamak istiyordum. O yüzden güzel denk geldi. Derdim zaten izlenmesi falan değil. Ama yine de böyle insana psikolojik bir baskı oluşturuyor yani. Anlamsız derecede izlenmiş bir videonuz olduktan sonra. Niye bölemedim ben bu saçı? Bu arada bu uçları kestireceğim de şu karantina muhabbeti bitsin. Çünkü uçlarım iyice saçmalamaya başladı yani. Sonunda saçlarım tamamen koyu olacak ya. Uzun zamandır kendimi tamamen koyu saçla görmedim. O yüzden birazcık da heyecanlıyım ve merak ediyorum açıkçası. Ya umarım olur bu arada. Yani uçlar ve dipler böyle saçma sapan bir şeye dönüşmez. Şu boyadan biraz karıştıralım bakalım. Yani yarım tüp herhalde yeter diye düşünüyorum. Böyle çok da ahım şahım fazla saçım yok. Şimdi bundan 30, bunun yarısını bir şey yapalım. Bunun için ölçüye gerek yok. Bakın şöyle bir kıvamı var. Böyle tüpün yarısını sıktım göz kararı. Bu arada bugün bu boyalar geldi kargodan. Adamın elinden şöyle tuttum. Paketi çıkarıp direkt dışarı attım. Ellerimi yıkayıp dezenfekte ettim. Bunların üstüne de antiseptik sıktım. Yani delirdik. Hepimiz delirdik. Ama haksız da değiliz delirmekte gerçekten. Dışarıdan gelen kargolara falan da çok dikkat edin. Hatta keşke eldiven de alsaydım diye de düşündüm. Ama sonra ellerimi hayvan gibi yıkadım yani. Zaten ellerimiz artık krem falan gerçekten işe yaramıyor. Hepimizin paramparçadır diye tahmin ediyorum. Bundan ne kadardı? Heh, bundan da 30. Ay, ortadan sıktım. En uyuz insan hareketi ya. Yani... Nasıl kokuyor biliyor musunuz? O kadar kötü kokuyor ki. Kadıköy balık çarşısı kokuyor. 28 kere kokladım bu arada. Gerçekten balık çarşısı kokuyor. Allah kahretsin. Yani şu kadar aldım. Aşağı yukarı 30 olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşırı sıvı olmadığı için tam olarak zemini dolduramadım. Benim canım sağ olsun. Neden bu kadar kötü kokuyorsun abi? Çok kötü kokuyorsun ya. Karıştıralım da şu iğrenç koku en azından biraz boyanın kokusuyla karışsın. Gel gelelim. Şuraya kadar yapacağız. 40, 50, 60. Yani işte. Şöyle bir göz kararı. Şunu bir boşaltalım. Aynen. Aşağı yukarı. Şu kadar koysak yeterli gibi. Ay bakalım kahve nasıl olacak? İnşallah diplerim tutar ya. Koyu koyu kalmazlar ya. O zaman rezalet bir şeye dönüşür ve saçlarımı gerçekten kestirmek zorunda kalırım bu sefer yani. Şöyle bir kıvamda eldivenlerle hazırım. Şu an bodoslama daldım. San Kuaför'ü takip ediyor musunuz bu arada bilmiyorum ama Yusuf var San Kuaför'ün sahiplerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda da benim çok yakın bir arkadaşımın yakın bir arkadaşı. Ama Yusuf tabii bilmiyordu benim Sıla'yı tanıdığımı. Neyse Sıla'yla da Yusuf çok yakın arkadaşlar. Yusuf San Kuaför'ün YouTube hesabında böyle evde saçlarını boyayan, saçlarını kesen insanların videolarını inceliyor. Ve bir gün bana böyle DM'ler gelmeye başladı. İşte Zeynep saç yakma videonu incelemiş biri. Uyuz uyuz konuşuyor, çok sinir oldum falan. İnsanlar böyle tepkilerle bana DM attılar. İşte altına böyle yorumlar gelmiş. Kız en azından evde saçını yakmış. 70-80 liraya, siz 2500 liraya saç yakıyorsunuz falan gibi. Bayağı böyle laf sokmalı geri dönüşler almış Yusuf. Neyse videoyu izledim. Biraz bana sallamış falan ama zaten Yusuf'un karakteri öyle ve tatlı bir insan. Tanıştık sonrasında. Hani öyle aramızda bir gerginlik bir şey olmadı yani zaten neden olsun abi. Ha şey demiş videoda, takipçi için saçlarını yakmış falan demiş. Yani tabii ki öyle bir şey yok, o da biliyor da işte. Öyle dedi ki gel de sana bakım yapayım. Hatta videoda şey diyor, bu kadar insan benim saçlarımı bugüne kadar açmaya çalıştı ama sana izin vereceğim. Gel saçımı aç demiş. Ama gittiğinde saçı açtırmadı. Delim çok hassas falan dedi, ayak yaptı. Ama sonra bana bir bakım yaptılar sağ olsunlar çünkü saçlarım hala daha kopuyordu. Ben gideli bir ay oldu bu arada Yusuf'a. Çok sonra gittim yani. Ona rağmen saçlarım hala kopuyordu. Çok da güzel bir bakım yaptı. Lamaj diye bir bakım yaptı. Ve gerçekten saçımın yumuşaklığı ve yapısı çok fark etti. Koklaştırdı saçlarımı resmen. O böyle tiftik tiftik görünümü kalmadı ama tabii ki her bakımın düzenli olması gerekiyor. Ondan sonra da bir daha gidemedim. Şimdi bir de şurayı boyayalım. Ben bu arada 1 santim falan boşluk bırakmayı saldım yani fark etmişsinizdir. Boya o kadar fazla oldu ki. Ya en sevmediğim şey. Çok fazla oldu. Hani böyle birazcık fazla olur. Okey dersiniz. Hani diplere sürerim, işte uçlara sürerim falan ama. Şimdi kaldı şurası. Saçın yarısı için konuşuyorum tabii. Aslında diplerden çok uçları bol sürmek
daha mantıklı olacak gibi duruyor. Balık hali kokusu çok alttan geliyor ama amonyak kokusundan iyidir diye düşünüyorum. Çünkü o da insanın gözünü yakıyor. Evet, saçın sanırım yarısını yaptık. Şu önler önemli. Şuralara bir daha bir geçelim. Saçımın yarısı boyandı. Bir yandan da keşke saate baksaydım. Neyse, boyası bittikten yarım saat sonra yıkayın diyorlar. Tam bitirdikten sonra şey yaparız. Saçı böyle ikiye ayırmak mantıklı mı acaba, ya da daha mı farklı bir şey yapmak lazım? Siz nasıl boyuyorsunuz saçınızı evde? Böyle ikiye ayırıyor musunuz, yoksa daha farklı dörde mi bölüyorsunuz, ya da önden mi başlıyorsunuz mesela? Ben hep arkalardan başlamanın daha doğru olduğunu duyduğum için hiçbir zaman önden başlamıyorum. Arkalar her zaman tek başınıza olunca daha çok vakit aldığı için daha mantıklı gibi geliyor. O kadar da çok boya kalacak ki. Annemin saçını mı boyasam? Göremiyorum. Annemi emrivakiyle saçlarını boyayacağım. Kadının saçları 7 falan normalde. Biraz koyu olur ya, ne olacak en kötü? Zaten annem babam da evde. Öyle karantinadayız anasını satayım. Babamın da saçlarını boyayayım hatta daha fazla kalırsa. Hepimiz delirdik. Gri saç bu arada benim için her zaman yani en sevdiğim saç rengi olarak kalacak. Kalbimde bir yara olarak kalacak. Çünkü artık bir daha yapmayacağım. Yani bitmiştir benim için gri saç olayı. Çünkü 3 kere saç yakılmaz. Yani 26 yaşında bir insanın saçını 3 kere yakması çok hayra alamet değil. Israrcı olmamak lazım. Demek ki bir yerden sonra salmak lazım yani. Saçlarımı uzatıp eski kıvırcıklığına döndüklerinde böyle şey rengi, bakır, turuncu bakır ama böyle çok turuncu değil, hani ginger rengine dönmeyi planlıyorum. Uzun bir süre eskiden kullanmıştım. Hatta zaten ilk videoda da bundan bahsetmiştim. Ama henüz daha o kadar saçım olmadığı için hala bekliyorum ama şöyle bir sene sonra falan ya da belki 6 ay sonra saçlarım uzarsa sağlıklı ve hızlı bir şekilde ginger'a geçmeyi düşünüyorum kesinlikle. Normalde kutu boya aldığınızda bir aktivatör çıkar. Hani oksidan yani. Bir de boyanın kendisi çıkar ama bunda bir de baz olduğu için çok fazla çoğaltıyor boyayı. O yüzden yarım tüple uzun bir saçı boyarsınız yani, öyle söyleyeyim. Netlemiyor mu beni bu kamera acaba? İnşallah netlemiştir. Çok fazla kameraya bakamadım bu arada. Kusura bakmayın, ne olur ya. Bu birazcık ciddiyet gerektiren bir iş olduğu için sanki saçımı yakarken ciddiyet gerekmiyordu. Ama biraz akıllandı. Açık kahve bir de yumuşak bir renk ya. Hani hafif bir suratımı yumuşatır gibi düşündüm. Çünkü biraz keskin bir suratım var. Burnum hafif aşağıya doğru. Çenem menem birazcık Ceylan o çenesi gibi. O yüzden bakın uçlar daha açık gözüküyor. Fark etmişsinizdir. Dipler tabii daha koyu. Ama dipleri açacak ve uçlara tutacağı için bu boya. Çünkü açma özelliği de var. Bence bekledikten sonra iyi bir sonuç alabiliriz diye düşünüyorum. Saçlarımın şu an dipleri sağlıklı, uçları sağlıklı olmadığı için böyle yarı kıvırcık, saçma sapan bir şeye dönüştü. O yüzden sürekli fön çektirmek durumundayım ama dışarı çıkıp da fön çektirmeyeceğim için şu durumda evde kendi kendime fön çekmeyi sanırım çözmem gerekiyor. Enseme hazır mısınız görmeye? Wow. Şimdi şunu bir çıkartalım. Saat 23 geçiyor. Ben bunu 45 geçe yıkarım. 35 dakika bence biraz koyu yapacak saçımı gibi hissediyorum. Yani 30 dakika beklesek bence ideal. 30 dakika sonra saçlarımı yıkayacağım ve sonucu göstereceğim size. Ondan sonra da kurutup fön çekip tekrardan son halini göreceğiz. Çok heyecanlıyım ya. Biraz kızıl gibi de duruyor ama inşallah kızıl değildir. Çünkü kızıl rengi saçtan çıkarmak o kadar zor ki. Yani ben turuncudan griye döndüğümde ilk saçımı yakmıştım. Size öyle söyleyeyim yani. Saçınızda eğer kızıl tonlarında bir şey yapacaksanız yapmayın. Çünkü sonrasında soğuk bir rengi dönemiyor. Kızıl bence çok da kızıl değil. Şu an ışıktan öyle gibi duruyor. İnşallah öyledir. Evet, duştan çıktım. Sanırım bu kanalda sayılı tail olmayan bir videoya doğru gidiyor bu. Aynadan baktım, bayağı güzel gözüküyor. Yani umarım saçlarım kuruduğunda da aynı şekilde gözükür. Bu uçlar muhtemelen bir süre sonra açılacaklar. Bir 10-15 gün sonra tekrar uçlara bir cila yaparım. Ondan sonra da bu saç rengini kullanmaya devam ederim gibi gözüküyor. Zaten saçlarımın dibi 3 numara olduğu için çok da böyle açık bir renge geçme şansım yoktu açmadan. Bir daha da açmayacağıma göre saçlarımı. Bu renk benim için çok ideal. Birazcık kahve oluşu da o benim saçımın koyuluğunu kırdı gibi hissediyorum. O kadar sıkılmışım ki o uçlardaki beyazlardan. Yani tek renk olması şu an beni aşırı tatmin etti saçlarımı. Şimdi şu saçı bir kurutalım bakalım. Evet,
saçıma birazcık fön çekmeye çalıştım ve kuruttum. Tabii tam fön çekemedim adam akıllı. Arkalar birazcık açık, görüyorsunuzdur zaten. Saçın son hali bu şekilde. Ben gerçekten çok mutluyum sonuçtan ve böyle kendi saç rengimin o soğuk koyulduğunu çok fazla sevmiyordum. Ama bu renk birazcık saçımı ısıttı ve suratımı da yumuşattı bence. Makyajla nasıl durduğunu görmek istedim. Hem de şöyle birazcık bakımlı istediğim diye makyaj yaptım. Şimdi evde oturacağım böyle ama olsun. Böyle bir zamanda bir değişiklik olması da ekstra hoşuma gitti ve sonunda bir fail olmaması da benim çok hoşuma gitti şahsen. Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Beğendiniz mi saçın son halini? Bu arada kalan boyayı size gösteremedim. Direkt annemin saçlarını boyamaya geçtik çünkü. Bütün beyazları kapandı ve çok güzel bir renk oldu onun saçı da. Bunun daha açık güzel bir kahve oldu. Boya değiştirmeyi düşünen varsa %100 tavsiye ederim. Çok başarılı bir seriymiş. Ben bundan sonra bununla boyarım saçlarımı muhtemelen. Vallahi benden bu kadar. İlginç bir şekilde 72 kere saç işlemi yapmadan bir videoyu sonlandırıyorum. Akıl sağlığınızı korumaya çalışın. Sosyal medyadaki her şeye inanmayın. Ve bugüne kadar evde ertelediğiniz ne varsa yapmaya çalışın. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Bay bay.